İlimiz genelindeki asayiş durumuna baktığımızda bu süre zarfında ilimiz genelinde yaklaşık 9500 olayın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu olayların 928'i mal varlığına, 3809'u ise kişilere karşı işlenen suçlardan oluşmaktadır. Mal varlığına karşı işlenen suçların 202'sinin hırsızlık, 648'inin ise dolandırıcılık olduğunu görüyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm bu suçların aydınlatma oranı ise yüzde 95 civarındadır. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, ilimizde uyuşturucu ile de mücadelemiz amansız bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda son 8 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile 5958 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş durumda. Operasyonlarda görev alan tüm güvenlik birimlerimizi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Narkotik suçlarla mücadele ekiplerimiz Ağustos ayında yaptığı operasyonlarla 5620 adet sentetik ecza ele geçirmiştir. Operasyonlar sonucunda toplam 78 şahıs ise yakalanmış ve adalete teslim edilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğümüzün Ağustos ayında yaptığı operasyonlarda ise 10 adet tabanca, 7 adet kuru sıkı tabanca, 58 adet fişek ve 17 adet kesici alet ele geçirilmiştir. Yine kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerimizin 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 14 adet sikke, 6800 dal doldurulmuş makaron, 40 gram tütün ve çeşitli miktarlarda tütün mamülü ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda iki şahıs yakalanarak yasal işlem yapılmıştır haklarında. Dikkatle takip ettiğimiz diğer bir önemli husus da göçmen kaçakçılığı. Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile son 8 ayda 38 olayda 97 kaçak mülteci yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalarımızda aralıksız devam etmektedir. Ve emniyet ve jandarma güçlerimiz halkımızın huzuru için 7 gün 24 saat sahada çalışmalarını sürdürmektedir. 8 ay içerisinde 690 690'ı hapis, 2496'sı ifade olmak üzere toplam 3186 kişiyi adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle yakalama sayılarımızda geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık %32'lik bir artış olduğunu da buradan memnuniyetle vurgulamak istiyorum.